Tarikatuna as-sahva wal khayru fil jamaya. Tarikatuna as-sahva tnakayim dur hayr jamiyat. Geçenlerde işte gitmeden önce bir müridin Müslümanın 3 haslet Müslüman'da olması lazım. Müritte daha fazla olması lazım demiştik. Birincisi az yemek, ikincisi de az konuşmak. Çünkü bütün insanın başına gelen belalar konuşmaktan, dilinden geliyor. Fazla konuşunca muhakkak ya doğru olmayanı konuşacak ya da hiç lüzumsuz şeyleri konuşacak. Onun için yük oluyor ona. Şimdi sağ tarafta da sol tarafta da melekler var. Onlar yazıyor. Sevap yazınca, konuşunca insan, yani bilerek konuşunca sevap yazılıyor. Hemen yazılıyor tabii. Sol taraftaki insan doğru yanlış gıybet nemmet bir şeyler konuşunca sol taraftaki melek hemen yazmıyor o şeyi, söyleneni. Yani bir günah işlendiği vakit de aynı şekilde Allah Azze ve Celle diyor ki bu bekleyin. Bu kul istiğfar edebilir, onu yazılmaz. Bir saat, iki saat, daha 8 saat kadar bekleniyor. Ondan sonra yani tevbe edip de istiğfar etmedikten sonra yazılıyor. İşte onun için yani konuşurken de az konuşmaktan şey olarak, mana olarak konuştuğunu, ne konuştuğuna dikkat edeceksin. Konuşup da sonra düşünmeyeceksin, konuşmadan önce düşüneceksin. Hadis-i şerifte de diyor, bu insan ağzından kelam ağızdadır. Çıkmadıktan sonra sen onu tutmuşsun, senin elindedir o. Ama bir defa ağızdan çıkıp da insanlara karşı çıktı mı, artık o senden çıkmış, o seni hükmeder. Yok öyleydi, böyleydi, artık diyemezsin. Çıktı çünkü. Ama çıkmadan önce söyleyecektin. O tutabilirsin onu çıkmadan önce. Çıktıktan sonra dünyayı da harap eder, seni de harap eder. Başına bela olur. Hani. Min selametil insan, hafzul lisan min selametil insan demiş. Dilini tutmak insanın selametinden, selamet ondadır. Yani dünya bakımından da öyle. Kalkıp da sen yolda giderken bir senden güçlü kuvvetli adama sövüp sayarsan orada iyice seni benzetir adam yani. Bu şey olarak, misal olarak gösteriyor, dünya misali. O bir şey değil, yani dayak yedin bir şey değil ama ahiret için bilerek bilmeyerek vaaz ederken de dikkat edeceksin. Allah'ın emrettiklerini vaaz edeceksin. Bilmeyerek millet sevinecek diye her şeyi konuşamazsın. Milletin seviyesine göre, kendi akıl seviyesine göre ne geliyorsa onu düşünerek, tartarak konuşacaksın. Today about speaking about there was three things for Muslim or special for Tariqa people must keep first to eat little, speak little, sleep little. Well, last time we speak about eating little, now we speak about speak a little bit. Because tongue it is so important, every worshipping, everything by tongue you do. So you must be careful when you speak too much, normally, so you speak from everything.
you don't know what you speak. Some true, some lie, some untrue. So this is when you say there is an angel, two angels, one for good thing, one for bad thing. When you speak good thing, directly they write in good right side. But when you speak a bad thing or untrue thing or lying, this left side angel, they have order to wait 1 hour, 2 hours, 3 hours, until these people who make tawbah or repent until 8 hours, and still they asking what we still wait after an 8 hour. No, he said now we can you can write, but this waiting 8 hours until this. For this, this is meaning when you speaking little, you must think what you speak about. When you speak too much without thinking, but when you speak little, you think what will be happen after this, good or bad. And there is hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, this word in your mouth, you own it, but when coming out from lips, it is own you. Because before nobody hear what you think. Allah not write bad thing about singing. You think when you are not coming to speak or to make with hand. This is waswas. Everybody can do. But when coming out, it is this is problem for you, for big problem. Maybe for akhira or maybe for dunya. In dunya, when if you see somebody and shout on him and he is bigger than you and angry, maybe he beat you up. And this is easy because in dunya. But for akhira, you speak something, maybe you be in hell for this thing. Because you must think, even when you speak to crowd people for giving lecture or something, if you see huge people there waiting to understand, listen something to make them happy, and you see مغاير للشريعة يعني against Sharia, against Islam or against Sharia, so you be in trouble also. You must think about Akhirah also. And to be maybe 100 people, 1,000 people, they will be happy. You will be in Jahannam one day is not worth this. So you must think for speaking less. Or when you speak, you think what you speak. First think, after speak. Most of people, they speak after they thinking what they speak. Allah make us to think about this, inshallah. Wa min Allah at-tawfiq al-Fatiha.